Diziyi izleyenler biliyordur. Rafet Koroğlu, Koroğlu konağının sahibi, o ihtişamlı konağın, o devasa konağın sahibi oldukça zengin bir iş adamı. Gözlerini açtığında tüm köşk alevleniyor, aman Allah'ım o uyandı diyorlar. Neden bu kadar hürmet ediyorlar? Yani tüm konak Rafet Bey'den şöyle bir çekiniyor. Hürmet gösteriyor, saygı duyuyor ya da korkuyor. Ama bilinen bir gerçek var. Rafet Bey çok zengin ve onun parasını kaybetmek istemiyorlar. Peki ama Rafet Bey, yani Rafet Koroğlu koca insan nasıl bu kadar zengin oldu? Eskiden zengin miydi? Kısaca onlardan bahsedeceğiz efendim. Hadi başlayalım. Rafet Koroğlu'nun en büyük özelliği pintilik. Az çok diziden bildiğimiz ve kitaptan okuduğumuz kadarıyla Rafet Bey çok fakir bir hayattan geliyor. O kötü günleri görmüş, geçirmiş ve bir daha o kötü günleri tekrar görmek istemeyen bir adam. İsmet İnönü gibi. İsmet İnönü de zamanında o kıtlığı yaşamış, zorluklar yaşamış ve bir daha onu yaşamamak için 2. Dünya Savaşı'na girmememiz için her şeyi yapmış ve gerçekten doğru bir karar almıştı. Şimdi Rafet Koroğlu da böyle bir zamandan geçmiş ve bazı dersler almış. O yüzden paranın kıymetini çok iyi bilenlerden birisi. Zaten bir dönem az çok para sıkıntısı yaşamış. Hepimiz böyleyiz. Bir dönem o sıkıntıyı yaşadığımız için tekrar o döneme dönmek istemeyiz. O yüzden elimizdeki parayı çok iyi değerlendirmeye çalışırız. Rafet Bey paranın değerini çok iyi biliyor. Savurganla asla müsamaha göstermiyor. Dizide bize komik gelen bir detay vardı. Hani o ihtişamlı köşk görüyorsunuz ya. Orada yenilen her bir yemeğin belli gramajı var. Kahvaltı sofrası kuruluyor. Öyle ihtişamlı bir sofra değil. Herkesin tabağında sayılı gramajlı yiyecekler var. Atıyorum 100 gram peynir, 50 gram zeytin gibi gramajı belli ürünler var. Dikkat et. 25 gram olacak bunlar. En azından senin benim gibi insanlar şöyle düşünür. O konağın içinde ne yemekler dönüyordur, neler yeniyordur, ne tavuklar gidiyordur. Sabah kahvaltılarında kuy sütü içiyorlardır, eğleniyorlardır, partiliyorlardır diye düşünüyor olabilirsiniz ama gördüğünüz gibi o konakta pek öyle şeyler dönmüyor. Sabah kahvaltıda yiyecekler bile sınırlı sayıda. Kahvenin dibini dökme, bir fincana boşalt, ben içerim onu. Hatta elektrik, su, yiyecek, benzin, bunların hepsine tek tek önem veriyor. Hepsinin belli limitleri var Rafet Bey için. Tüm bunlardan Rafet Bey uygun gördüğü miktarda dağıtıyor ev halkını. Öyle malikanede yaşıyoruz, dökelim, saçalım, içerim kardeşim durumu yok yani anlayacağınız kadarıyla. Rafet Koroğlu işleri oldukça sıkı tutuyor. Ama aynı zamanda muhtaçlara, yoksullar oldukça eli açık bir insan. Pintilik dedik ama pintiliği israftan kaçınan sağlıyor. Yani yok muhtaçlara vermeyelim, ihtiyacı olanları görmeyelim değil. İhtiyacı olana ihtiyacını veren bir adam. Öyle de bir delikanlı kendisi. Sizce Rafet Bey'in pint olması mantıklı mı? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten merak ediyorum. Türk halkı bu konuda ne düşünüyor? Siz de öyle pinti misiniz? Ya da bu kadar pinti bir insan olmak gerçekten bu dönemde mantıklı mı? Kısaca Koroğlu malikanesinde işler tıkırında gidiyor efendim. Peki sen, ben ne yapacağız? Nasıl Rafet Koroğlu gibi zengin olacağız? Koca bir konağımız olacak. Bunun için sadece pint olmak yetmiyor. Aynı zamanda pinti olabileceğiniz bir paranızın olması gerekiyor değil mi? Yani şu anda paran yoksa senin önce bir para kazanman gerekiyor. Kazanmak dedik de hepimiz evde yatıyoruz. İtiraf edelim, bu dönemde evde yatmayan yok denecek kadar az insan var. Evde yatıyoruz da para hiçbir yerden gelmiyor. E ne olacak? Madem evde yatıyoruz neden evden para kazanmıyoruz? Peki bu 2021 yılında mümkün mü? Mümkün. Bu arada videoya kısa bir ara. Şuraya kadar izlediyseniz umuyorum eğlenmişsinizdir. Birazdan anlatacaklarım çok heyecan verici olacak. Onlara geçmeden önce sizden ufacık bir ricam var. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ve yorum atarsanız da çok sevinirim. Ben buradayım yazarsanız ben de öğrenmiş olurum hanginiz burada hanginiz değil. Özellikle beni takip edenler bu yorumun altına, bu videonun altına doluşsunlar. Merak ediyorum kimler takip ediyor, kimler etmiyor. Evet, yorumlarınıza hızlı bir şekilde dönüş yapacağım. Hadi videoya devam edelim şu şekilde. Ben uzun süredir kanalımda evden para kazanma, internetten para kazanma videoları çekiyorum ve oldukça ilgi görüyor. Çünkü insanların buna merakı var ve gerçekten çok güzel para kazananlar var. Hatta o kadar çok teşekkür mesajı aldım ki zaten bu yüzden motive oluyorum ben. İnsanlar 3 kuruş, 5 kuruş, 500 lira, 300 lira bir şekilde para kazanıyor bu işlerden. Ve en azından özellikle öğrenciler harçlıklarını çıkartıyor. En azından hani bir miktar evlerine hiç yoktan bir ekmek götürebiliyorlar. Hindistan'ı biliyorsunuz çok fakir bir ülke. Adamlar çok zor bir hayat yaşıyor. Ama internette o kadar aktifler ki, özellikle internetten para kazanmayı o kadar öğrenmişler ki, şu an internetten para kazanma sitelerine girdiğinizde en çok Hintlilerle karşılaşıyorsunuz ve adamlar bu işlerden hayatlarını geçindiriyor çok kolay bir şekilde. Hatta bir Amerikalı'dan bile fazla para kazanmaya başladılar artık. Gerçekten çok güzel paralar dönüyor bu işte. Bu işi tutan Hintliler almış başını gidiyor. 3 liradan 5 liradan iş yapıyorlar ama çok güzel para kazanıyorlar. YouTube'a ilk başladığında makale yazarak para kazanma serüvenleriyle internetten para kazanma
serüvenlerine başlamıştım. O videolar kaç yıl öncesine ait ama hala izliyorlar, hala soru soruyorlar, hala bana teşekkür ediyorlar o videodan dolayı. Hatta o videoda gösterdiğim siteye o kadar fazla freelancer başvuru yapmış ki artık site pes etti. Farklı bir sisteme geçti. Yani çok güzel paralar dönüyor. O videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Hala sistem aktif şekilde çalışıyor. Hala o yöntemle para kazanılabiliyor. O videolar ilk paylaştığımda bana inanmayanlar oldu. Kardeşim sallama. Makale yazarak param kazanılır diyenler oldu. Arkadaşlar ben de makale yazarak para kazanmaya başladım bu işe. Öğrenciydim. Çok para kazanmıyordum. Makale yazarak para kazanıyordum ki güzel paralar da kazanıyordum. Hatta 2000 lira falan kazanmıştım. Ve bu kazandığım parayı da kendi ihtiyaçlarım için harcıyordum. Şimdi ben bu kadar parayı kazanmışken insanların kazanmasını da istiyorum açıkçası. Çünkü benim gibi öğrenciler var. Beni izleyenler özellikle. Birçok arkadaşım var şu anda beni izleyen. Muhtemelen şu an senin paran yok çok fazla. Cebinde çok fazla paran yok. Ve evde boş duracağına para kazanmak istiyorsun. Hem kendini geliştirmiş olmak istiyorsun. İşte bu yüzden makale yazarak para kazanma videoma mutlaka bir göz at derim. Size videoyu kapatmadan önce birkaç tane internetten para kazanma önerisinde bulunacağım. Ben de sizin gibi internetten para kazanma için yol arıyordum, yöntem arıyordum. Bunlar benim kişisel olarak kullandığım, bu şekilde para kazandığım yöntemler. Zaten bu yüzden anlatıyorum ki beni takip edenler biliyor. Çok da seviyorlar beni sağ olsunlar. Birçok yorum atıyorlar, mesaj atıyorlar. Bayağı ilgi duyuyorlar bu konuya. O yüzden ben de bu konuların devamını getiriyorum size. Şimdi ilk başta para kazanmak istiyorsanız, az çok kitap okuyorsanız, bilgiliyseniz, kültürlüyseniz hazır makale yazıp satarak çok güzel para kazanabilirsiniz. Bu iş hala aktif ve bu işten hala çok yüksek para kazanan insanlar var şu anda. Aşağıya benim makale yazarak para kazanma videomu bırakacağım. O videoya mutlaka göz atın. Bakın bu videoda o kadar ısrar ettim o videoya göz atmanızı. Çünkü o videodan sonra para kazanan çok insan oldu. O videodan sonra birçok insan benim sayemde harçlıklarını çıkarttılar. Ve ben bununla gerçekten gurur duyuyorum. Bu gururumun daha da katlanmasını istiyorum. Bu yüzden size öneriyorum. O videodan o siteye üye olup para kazanıp teşekkür etmeyen bir kişi bile olmadı. Hepsine de ben de teşekkür ediyorum. Bu kadar ilgi duydukları videomu izledikleri için sağ olun, var olun. Şimdi herkes makale yazacak diye bir şey yok. Çünkü makale yazmak biraz kafa eksiyen, yoran bir iş. Diyelim sen diyorsan ki ben makaleden anlamam, bana daha iyi bir tavsiye ver. O zaman arka plan silerek de para kazanabilirsin. Şu anda mesela böyle bir fotoğrafım olduğunu düşün. Arka planımı silip bana gönderiyorsun. Ben de bunun karşılığında sana para veriyorum. Bunu özellikle ürün satanlar çok fazla kullanıyor. Mesela sana bir tane fotoğraf yolluyor. Ürünlerinin fotoğrafını çekmişler ama arka planında kedi var, bilmem ne var. Diyor ki sana bunu direkt dekup yap, bana beyaz bir fonla gönder. Bunu özellikle Amazon gibi, işte sahibinin.com gibi yerlerde satış yapan, Trendyol gibi yerlerde satış yapan markalar ve insanlar kullanıyor. Yani arka planı sildirip geri fotoğrafı satın alıyorlar senden. 10 TL gibi bir ücreti oluyor genelde. Ya bu yöntemle çok yüksek miktarlarda kazanamıyorsun ama en azından harçlığını çıkartabiliyorsun. Bir de mesela arka plan silmek için herhangi bir bilgiye ihtiyacın bile yok. Çok güzel bir site var bunun için. Size onu da göstereceğim. Daha sonraki bir videoda bununla ilgili çok güzel bir video hazırlıyorum. Bu videodan sonra muhtemelen bir iki hafta sonra falan o videoda yayında olur. O yüzden kanalıma eğer abone olup bildirim zilini açarsan o videoyu yayınlandığında görebilirsin. Bu şekilde arka plan silip satarak nasıl daha fazla para kazanırsın? Diğer insanlardan nasıl daha öne gelirsin? Size yapılacaklar listesi şeklinde bir liste hazırlayacağım. Bu yöntemle de para kazanmaya başlayabileceksiniz o şekilde. Diyorsanız ki ben arka plan silme işine de makale işine de sıcak bakamadım. Bana daha böyle sanatsal şeylerle gel. O zaman logo yapıp satarak da para kazanabilirsiniz. Eğer diyorsan ki ben logo çizmekten anlamam, bu iş için özel insanlar var. Logo çizmenize gerek yok. Bunun için de özel programlar var. Yapay zeka siteler vesaire çok gelişti arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde logo tasarlayabiliyorsunuz. Sadece 10 ve bir onluk gibi sitelere baktığımda logo satışı bir hayli revaçla. İnsanlar logo satın oluyor o site ve logo yapan arkadaşlara baktığımda genellikle 18 yaşının altında gençler. Yazık, paralarını çıkartmaya çalışıyorlar ama pek iyi iş çıkartamıyorlar genelde. Laf aramızda Paint'ten çizer gibi logolar yapıp satmaya çalışıyorlar. O yüzden eğer siz benim söyleyeceğim yöntemlerle kaliteli logolar yapar satarsanız çok hızlı ön plana çıkarsınız, çok hızlı yükselirsiniz, çok daha fazla para kazanırsınız. Bununla ilgili bir video hazır. Şu an kurgu aşamasında, o da 1-2 haftaya yayında olur. Bu videoları izlediğinizde anlayacaksınız ki çok kolay bir şekilde internetten de para kazanabiliyorsunuz. Ben bunları yapacak listesi halinde zaten yayınlayacağım. Size özel bir yapılacaklar listesi yapacağım. Şunu şu adım adım ne yapabilirsiniz? Daha fazla kazanmak için neler yaparsınız? Adım adım anlatacağım ve bu listeyi kaydedip bilgisayarınızda tutabilirsiniz. Bir yere not defterinize yazabilirsiniz ve bu adımlar sayesinde de çok güzel paralar kazanabileceksiniz diye umut ediyorum. Aşağı yorumlarınızı dilediğiniz gibi bırakabilirsiniz. Başınızı arttıysam kusura bakmayın. Çok fazla konuştuysam, hızlı konuştuysam kusura bakmayın. Videolarda çok heyecanlanıyorum. Pata 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 konuşuyorum. Sonra izlerken diyorum yormuş
yormuşum kendimi. Unutmayın, yorumların her birini okuyorum. Her birini kontrol ediyorum. Her gün tek tek detaylı olarak iniyorum. Özellikle bu şekilde yeni video paylaştığımda her yorumu yaklaşık bir dakika içinde okuyorum. Çok heyecanla okuyorum kim ne yazmış diye. Yani bir yorumunuz varsa aşağı bırakabilirsiniz. Benim Instagram hesabım kısa bir süre önce ne yazık ki silindi. Instagram'da bir hata yaptım. Bununla ilgili de video çekeceğim. Bu arada bu videonun tamamen konusu galiba şey oldu. Videolar önerme oldu ama çok güzel bir tane video çekeceğim bununla ilgili. Ben yaptım, siz yapmayın diye. Yanlışlıkla Instagram hesabımı sildi. Hem de taklitten sildi. Bir daha geri alınamayacak şekilde sildi. O yüzden yeni bir Instagram hesabı açtım kendime. O Instagram hesabımı aşağı bırakacağım. Mahmut Tanrıverdi diye bir tane sayfa takip edebilirsiniz. Ben de sizi takip ederim. Arkadaş oluruz, takipleşiriz, mesajlaşırız. Kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Umarım güzel bir video olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.